Herkese merhabalar. Yayınımız her zaman olduğu gibi birkaç dakika sonra başlayacak. Şu an katılımlar hala devam ediyor. Abdülkadir Hocam nasılsınız? Duymuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz. Bekliyoruz Güllü'ye sizi. Tamam efendim. Tamam. Handun Hocam'la beraber. Tamam efendim. Müsait bir zamanı ayarlayalım. İnşallah. Merhaba arkadaşlar. Merhaba efendim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Saadettin Hocam, video için çok teşekkürler. Çok güzeldi. Güneşin dansı. Teşekkür ederim Zeynep Hocam. Bütün Yıldız Kenter, Meltem Cumbul, hepsi bir arada şahaneydi sabah sabah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saadettin Başkanım. Merhaba hocam. Nasılsınız? Nihat Hocam. Çok teşekkürler. O çok güzel videolar. Çok güzel videolarınız için bizim çok o günümüzün pozitif geçmesine, enerjik geçmesine bir katkıda bulunuyorsunuz. Dedim bir kere daha bir teşekkür edeyim. Hep beraber, birlikte. Bir kültür zincirinin halkalarıyız, böyle birbirine sıkı şekilde bağlanmış. Hepimiz birbirimizle güç alıyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyelim. Hep beraber. Teşekkür ederiz. Berin Hocam, aramızdasınız sanırım. Mikrofonunuzu açabilirsiniz dilerseniz. Evet, şimdi duyuluyor sanıyorum. Buradayım. Evet hocam. Berin Hocam, sizi muhakkak büyük bir çoğunluk tanıyor ama artık farklı kampüslerden, farklı illerden de katılımlar olduğu için kendinizi evet. Tanıtarak başlarsanız iyi olur. Başlayabiliriz hocam. Şu anda bir şeye basmam gerekiyor mu? Share screen'e falan. Paylaşım izninizi açtım hocam. Share screen'e basıp ekranınızı paylaşabilirsiniz. Ne hocam, oldu? Hocam, share screen'e basın. Daha sonra sağ alttaki mavi butona tıklayın. Evet, şu an paylaşılıyor. Ekranınız geldi hocam. Evet, şu anda geldi. Duyabiliyorsunuz değil mi sesimi? Evet hocam. Hocam, sağ alttaki şarap bardağına benzeyen simgeye tıklayarak tam ekran yapabilirsiniz. Sağda hocam, sağda. Biraz sol. Evet. Ha, evet, gördüm. Tıklıyorum. Evet. Tamamdır hocam. Tamam. Şu an tam ekran oldu. Başlayabilirim değil mi? Evet hocam, buyurun. Tamam. Berin Duman'ın Sanat ve Zanaat Adımları ismini koydum bu sunumuma. Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi. Burada gelincik tarlasındaki bir fotoğrafımı koydum. Bizim bildiği bir yer. Tam onun karşısındaki alan böyle inanılmaz güzel bir gelincik tarlası meydana getiriyor. Onların arasına girdiğimde eşim Cüneyt fotoğrafımı çekmişti. Bununla başlayalım dedim. Malum bahar geldi, her taraf yemyeşil, rengarenk. Biraz içimiz açılsın dedim. Şimdi yalnız benim yazılarımın burası
Bunu kaydedebilir. Tamam. Evet. 1960 Alpullu doğumluyum. Alpullu Trakya'nın Kırklareli'ne bağlı bir ilçesi. İlk şeker fabrikasının kurulduğu bir yer. İlk orta lise ve üniversite eğitimimi Ankara'da tamamladım. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Ev Ekonomisi mezunuyum. Öğretmen olarak mezun olduk ama ben hiç öğretmenlik yapmadım. Çok ufak yaşlardan beri çalışma hayatına atıldığım için okul hayatı kapanır, iş hayatına dönerdim. Dolayısıyla 15 yaşında sigortalandım. O zamanlar 18 yaşından önce 15 yaş çırak sigortası vardı. O dahil edildiği için ben 36 yaşında Türkiye'nin en genç emeklilerinden biri olarak emekli oldum. Ama 9 sene daha çalıştım. Çünkü o yaşta emekli olmak hakikaten evde oturulmak çok zor olacağı için. 9 sene daha çalışıp sonra düşündüm ki dedim kendi adıma bugüne kadar hiçbir şey yapmadım. Kendi zevklerimi daima öteye diye kendi kendime karar verdim. Bir süre evde oturdum. Evde oturmak bana çok iyi geldi uzun yıllar çalışma hayatım boyunca. Çok yoğun özel şirketlerde çalıştığım için çok yoğun bir tempoda çalıştım. Evde oturduğum günler bir süre beni sıkmadı. Ama daha sonra o çalışma hayatının verdiği tempodan çok aktif hayat geçirmem nedeniyle evde oturmak beni çok fazla sıktı. Sonra arayışlar içerisine girdim. Daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Çağ Yolu Ümitköy Şubesi'nde çalışabileceğime kanaat getirdim. Oraya girdim ve 7 sene bil fiil hiç ara vermeden çalıştım. Önce burs komisyonunda başladım. Gençlik komisyonuna geçtim. Yönetimde yer aldım. Başkan yardımcılığı yaptım. Ama yıllar o kadar çok geçiyordu ki ve ufak tefek olmam, çok çabuk iş yapmam, telaşlı olmam, öğrencilere çok yakın durmam nedeniyle beni devamlı gençlerle birlikte proje yapmaya yönelttiler. Onlarla birlikte hakikaten çok güzel projeler yaptık. Özellikle üniversite öğrencilerimize daha çok baroşlarda yer alan ilkokul öğrencilerine projeler yaptırdık. Çok güzel de sonuçlar aldık. Sevgili Türkan Saylam hocamız her şubeye bir kuş ismini verirdi. Bizim şubenin kuş ismi de Şahin'di. Çünkü derdi kuşlar V şeklinde göç ederler, hareket ederler. En baştaki başkan bütün gücü kuvvetiyle sürüsünü arkadan götürür. Yorulduğu zaman arkaya geçer, arkadakini hızlandırır. Aradakiler de o hızdan dolayı dalgalanmadan etkilenirler derdi. Nur içinde yatsın. Bu arada kulaklarını da çınlatıyorum kendisinin. Üyeliğimiz hala devam etmekte Ankara Şubesi'nde. Daha sonra yapamadıklarımı yapmaya sıraya gelmişti. Şimdi size uğraşlarımı maddeler halinde sıralayıp sizlere sıkmadan anlatmak istiyorum. Bu arada ben bir eğitmen değilim. Size de bir şeyler öğretmek gibi bir niyetim yok. Sevgili Muammer hocamızın ricasını kırmamak adına yaptıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı şu başlıklar altında anlatacağım. Resim çalışmalarım, gümüş işlemeciliği, seramik çalışmalarım, Doruk Doğa Sporları Yürüyüş Grubu, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeliği, el sanatları, kilim dokumacılığı, fotoğrafçılık ve örgü. Resim çalışmalarım ile başlıyorum. İlkokuldayken bitirme sınavları vardı bizim dönemimizde. Eyvah, şimdi bunu söyleyince tebellüt de ortaya çıkacakken ama başta söylemiştim zaten. İlkokulu bitirirken resim dersinde ortaya bir vazonun içinde çiçekler koyup onu yapmamızı istediler. Ben hemen yaptım resmimi. Fakat rahmetli ikiz kardeşim resim yapmaktan hiç hoşlanmadığı için saklı gizli onun resmini de yapıp vermiştik ve sınavdan da geçmiştik. Bunu hatırladım işte sunumu yaparken. Çalışma hayatım sırasında iş yerimize çok yakın bir
acaba hem resim yapar hem de galeride resimlerini satardı. İş yerimin yakın olması nedeniyle ben de öğlen onu seyretmeye giderdim. O kadar üzenirdim ki ben de böyle bir resim yapabilecek miyim acaba diye kendi kendime. Bir sıkıntı mı oldu internette acaba? Hayır hocam, size Aykulut'tan bildirim geldi. Kapasiteyle ilgili kapatıp devam edebilirsiniz. Tamam. Evet, Yalçın Gökçabağı seyretmeye giderdim ve üzenirdim gerçekten. Onun gibi resim yapmayı çok isterdim gerçekten. O zamanlar resim sergilerine de çok ilgi gösterirdim. Gider ziyaret ederdim. Paramın olduğu vakitlerde de resim almaya gayret ederdim. Sonunda ben de resim yapmaya karar verdim artık. 2005 senesinde Halk Eğitim'in resim kurslarına başladım. Daha sonra farklı hocalardan dersler aldım. İlk önce yağlı boya ile başladım resim yapmaya. Sevgili hocam Nusret Gökmeci ile çalıştım. Herhalde bir 5-6 sene çalıştıktan sonra artık benim de bir sergi açabileceğime karar verdi. Beni destekledi sağ olsun. Yani bu benim için o kadar büyük bir olaydı ki, çünkü resim çalışırken, yaparken hep o zamanlar bir tane kişisel sergi açabileyim, ondan sonra resim yapmayı bırakırım diye düşünüyordum. Yani benim için bu sergi açma olayı çok büyük bir şeydi. Ama tabii ki bir sergi açtıktan sonra, resim dünyasına girdikten sonra öyle olmadığını çok iyi anlıyorsunuz. Resmin her köşesini, her kıyısını öğrenmek istiyorsunuz, yapıyorsunuz. Hele de yaptıklarınız da beğeniliyorsa daha da şey yapıyorsunuz. Daha sonra Tuluva'nın daha dayanılmaz cazibesine katılıp çok sevgili hocam işitme ve konuşma engelli Raif Gökkuşlu ile Tuluva'ya çalışmaya başladım. Ama yağlı boyadan sonra Tuluva'ya geçiş o kadar zor geldi ki, çünkü teknikleri çok farklıydı. Birden dondum kaldım ve hiçbir şey yapamadım. Ama tabii sürekli çalışarak, tekniklerini öğrenerek ben de güzel işler çıkartmaya başladım. Bu arada 2009 senesinde başlayan resim sergilerim 2020'ye kadar farklı şehirlerde, Ankara, Eskişehir, İzmir, hatta 13 tanesini Akyaka, Nail Çakırhan ve Halit Çember Kültür Evi'nde yağlı boya ve sul boya olarak açtım. En son 12. sergimi de Ankara Atasanat'ta resim, seramik ve dokum olmak üzere üçleme sergisini açtım. İnanılmaz dokumayı da katınca bu serginin içine, şehirli bir kadının böyle dokumalar yapması izleyenler açısından çok ilginç gelmişti hakikaten. Ben de çok dolayı. Resim yapmayı 40 yaşından sonra öğrendiğim için o yaştan sonra da bir şeyler öğrenebiliyor olmak benim için çok güzel bir olaydı. Hakikaten insanın yaşı ne olursa olsun öğrenmenin yaşı yoktur demişler. Her yaşta insanlar bir şeyler öğrenebiliyor demek ki. Sevdiğim konularda duygu ve düşüncelerimi katıp resmettim. Ayrıca resim yaparken bir de mesaj vermek istedim. Bu amaçla çocuk gelinler, kadına şiddet, açlık ve susuzluk, çocuk istismarı, aile içi şiddet, sokak çocukları, tecavüz gibi sosyal sorumluluk projeleri için farkındalığı arttırmak adına resimler yaptım. Bu arada yapmış olduğum resimlerden bazıları yarışmalarda ödüle layık görüldü. Resim hayatım ve eserlerim bazı yayınlarda ve koleksiyonlarda yer aldı. Resimle ilgili olarak son sözüm şu olacak. Yaşamın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum. Renklerin ışığıyla kendimi içinde biriktirdiklerimi yansıtırken bazen çektiğim fotoğraflardan, bazen izlediğim görüntülerden yararlanıyorum. Hızla akıp giden zamanda bir duraklama ile algıladıklarımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu durak anında resimlerimi izlerken yüreğinize dokunabilmeyi umut ediyorum. Farklı teknikleri deneyerek aradığımın kendim olduğunu biliyorum. Boyaları karıştırırken rengimi bulmayı deniyorum. Çabam şimdiye kadar göz ardı ettiklerimi görünür hale getirmeye yönelik.
Nietzsche'nin de dediği gibi sanat hayatı mümkün kılmanın en büyük aracı ve bireysel yaratıcılık açısından en temel insani eylemidir. Burada yapmış olduğum resimlerden bazı örnekler, zaten zaman zaman WhatsApp grubunda da bunları sizlerle paylaşıyorum. İstanbul, tapınak süpürgecisi bir kadın, köyde bir kış resmi, yine İstanbul, Galata Kulesi, gelincikler vazgeçilmezimiz, bir sokakta kış, inatçı bir keçi, sağ taraftaki de bizim rahmetli Milo adlı bir köpeğimiz. Onu maalesef 3 sene önce kaybettik. Sol taraftaki resim meşhur Şerbat, Afgan mülteci kızı, balerinler, yine bir tekne, Sakız Adası'nda yel değirmenleri, yine bir merdivenlerde çiçek resmi, kadın resmi, bir at portresi, yine bir kadın ve filler. Sosyal sorumluluk projelerimden bazı örnekler veriyorum. Çocuk gelinler, taciz, susuzluk ve açlık, aile içi şiddet, tecavüz, daha birçokları var ama bunları örnek olarak paylaşıyorum sizlerle. Şimdi 2012 senesinde gümüş takıları çok sevdiğim için halk eğitimin gümüş işlemeciliği kurslarına katıldım. 2015 senesine kadar devam etti. Yarı değerli taşlarla gümüşü birleştirerek kendim modellerini çizdiğim takılar yaptım. Çünkü bu taşların hepsinin ayrı bir titreşime ve frekanslara sahip olduğunu ve insanın ruhuna, bedenine, hastalığına iyi geldiğini biliyordum. Size şu bazı taşlardan örnekler belirteceğim. Akik stres taşıdır. Aquamarin rahatlama taşı. Mazonit uyum taşı. Amatist pozitif enerji taşı. Aragonit dayanıklılık taşı. Aventurin şans taşı. Ay taşı dengeleyici taş. Azurit taşı mutluluk taşı. Dumanlı kuvars rüya taşı. Hematit eklem taşı. Jasper yaşam taşı. Kalsedon denge taşı. Kehribar amber organik şifa taşı, lapis lazuli zihinsel temizlik taşı, mercan kararlılık taşı, obsidiyen koruyucu taş sayılabilir. İlgilenenler için doğal taşlar ve özellikleri yazarak internetten okuyabilirler. Yaptığım gümüş aksesuarları resim sergilerimde de sergiledim. Aynı zamanda satışlarını da yaptım. Burada da sizde tasarlamış olduğum aksesuarlardan bazı örnekler sunuyorum. Yine yarı değerli taşlarla gümüşlerin bir arada kullanımıyla dizayn ettiğim aksesuarlar. Sıra geldi seramik çalışmalarımın. Şimdi sanatın bir dalına başlayan bir insan diğer dallarına da ulaşmadan edemiyor. Tabii ben de tıpkı bildiğim gibi diyeceğim. Şimdi sıra seramik yapmaya geldi. Üniversitede seramik dersimiz vardı. Gerçekten çok güzel objeler yapardık ve çok sevmiştim seramikle uğraşmayı. Ta ki 2014 yılına kadar bir daha elimi sürmedim. 9. sergimi sadece yağlı boya ve sulu boya fil resimleriyle açmaya karar verdim. Ama o sıra seramik filler de yapmak aklıma geldi ve hemen seramik derslerine katılmaya başladım ve fil figürleri çalıştım. Hatta hocalarım o kadar şaşırdılar ki daha başlar başlamaz nasıl oldu böyle fil figürleri çalışmaya diye bana soruyorlardı. Son açtığım Afrika'daki sergide fillerimi de götürmüştüm, açmıştım. İzleyenler sağ olsun bana gelip sürekli Afrika'ya mı gittiniz, niye fil çalışıyorsunuz, orada fotoğraf mı çektiniz diye sorular soruyorlardı. Bana da tuhaf geliyordu hakikaten. Hatta daha önce Afrika'da sergi açacağım dediğim zaman herkes Afrika'da mı sergi açacaksın diyorlardı. Allah Allah diyordum. İnşallah öyle de kısmet olur. Giderim Afrika'ya, fillerimi götürür orada açarım diye gülüşüyorduk kendi aramızda böyle. Fili gerçekten çok seviyorum. Çalışması da çok güzel. Dokusu çok güzel. Hem sulu boya hem yağlı boya hem
seramik olarak çalıştım. O kadar kocaman cüsselerine rağmen o kadar yumuşak bir huyları var ki toplu yaşamaya çok uygunlar. Çocuklarını koruyucu, yas tutan hayvan olmaları, ölmüş arkadaşlarının başında beklemeleri, yeni doğan bebeklerini o kocaman ayaklarıyla o kadar narin uyandırmaya çalışmaları gerçekten beni çok etkiledi. Ve demek ki fili boşu boşuna sevmiyormuşum diye kendi kendime düşündüm. Sonunda yağlı boya, sulu boya ve seramik fillerimi hazırladım. Sergimi açmaya sıra geldi. Resim sergilerine isim koymak da bir adetten olduğu için bir türlü isim bulamıyordum. Bütün fil resimlerimi odaya yerleştirdim. Karşılarına geçtim, bakıyorum ne isim koysam acaba diye. O sırada sevgili eşim Cüneyt geçerken Filarmoni dedi. O kadar hoşuma gitti ki o isim. Gerçekten resim sergime Filarmoni adını verdim. Ve 9. sergimi Ankara Mustafa Ayaz Müzesi'nde açtım. Ve oldukça ilgi gördü. Tabii filler gene herkesin çok ilgisini çekti. Bu arada koyduğum resim seramik çalışmalarımızdaki atölyede bir tabak yapıyordum. Onun fotoğrafını da koydum sizlere. Burada da yapmış olduğum seramiklerden bazı örnekler sunuyorum. Tabii gene fil tabloları. Bunların hem sul boyalarını hem yağlı boyalarını hem de seramiklerini yaptım gördüğünüz gibi. Arada böyle deforme edilmiş filler gibi çalışmalar da yaptım. Bu sunumumu hazırlarken çok ilginç bir şey oldu. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim. Bu Facebook tabii güzel ve iyi kullanım yapıldığı takdirde hakikaten insana çok değişik yollar açıyor. WASA Güney Afrika Sulubaya grubu Out of Africa isimli bir yarışma düzenlemişler. Ve broşüründe benim broşürde görüyorsunuz. O sulu boya benim yaptığım bir sulu boya fil resmi. Benden kullanmak için izin istediler. Hep soruyorlardı ya filarmoni sergimde Afrika'ya mı gittiniz, safariye mi gittiniz, niye fil çalışıyorsunuz, fil çalışıyorsunuz. Demek ki bir bildiğimiz bir şey varmış. İşte hayat bazen o kadar garip şeyler sunuyor ki insana. Demek ki bir resmim ben gitmesem bile Afrika'da bir yarışmanın broşüründe yer alacak. Bu da benim için bu sunumu hazırlarken çok güzel bir sürpriz oldu. Sizinle paylaşmak istedim bunu. Şimdi görselini biraz sonra sunacağım. Mask ile ilgili olarak bir gün yine Face'den paylaştığım, yapmış olduğum seramikleri paylaştığımda günün birinde felsefeci Sayın Tufan Erbarıştıran WhatsApp'tan bana bir mesaj çekmiş. Yapmış olduğum seramik mask ile ilgili olarak inanılmaz güzel yazılar yazmış. Ama böyle bir paragrafla filan. Ertesi gün düşündüm ki dedim acaba yani bu yazıyı biraz genişletip bana tekrar gönderse de ben onu yine Facebook'tan paylaşsam gerçekten çok güzel bir hem ana olur benim için hem de güzel bir şeydi, olay olacaktı. Ertesi gün kendisini aradım, konuştum. Dedim böyle böyle bana bu yazdığınız yazıyı biraz daha genişletip gönderebilir misiniz tekrar? Ama ben bu olaylarla ilgili yazı çizi işlerini pek anlamadığım için bana sonunda güzel bir yazı hazırlarım tabii ama ücreti karşılığında dedi. Tabii ben de şaşırdım, öyle olduğunu bilmiyordum hakikaten. Tabii ondan sonra uzunca konuştuk. Daha sonra ben de ona bir resmimi hediye ederek anlaşmış olduk karşılıklı. Daha sonra kendisi bu yaptığım maskı biraz sonra sunacağım sizlere. Tam 10 sayfalık bir yazı gönderdi maskla ilgili olarak. O kadar İnanılmaz geldi ki bana, o biraz önce seramik atölyesindeki koyduğum fotoğrafta yaptığımız malzemelerden artan seramiklerle
hem vakit geçirmek hem de bir ürün ortaya çıkarmak açısından kendi kendime öyle bir mask yapayım dedim. Ve biraz sonra göstereceğim bir mask ortaya çıktı. Sevgili Tufan Erbarıştıran da sağ olsun, onunla ilgili çok güzel bir yazı gönderdi. O yazıyı biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Bir maskenin içerik yapısına yönelik felsefi bir değerlendirme. Berin Duman resim ve heykel yapımına ağırlık verirken bir yandan da seramik malzemeli bir maske yapmıştır. Sanatçının yaptığı seramiği yorumlamaya yönelik felsefi bir gözlemde bulunacağız. İlk bakışta amorf bir teknik yaklaşım gördüğümüzü söyleyebiliriz. Karşımızdaki nesnenin bilinen tanımların dışında teknik olarak belirli bir düzleme uymadığını gözlemliyoruz. İnce uzun bir yüz, patlak gözler, dışarı sarkan bir dil ve hayli iri bir burun. Antik dönem öncesi primitif bir anatominin biraz ironiye kaçan, izleyen üzerinde şaşkınlık, korku ve gülme duygusu yarattığını söyleyebiliriz. Görüntüdeki yüz ifadesi bir tapuyu yıkmaya yönelik, baş kaldıran, asilet duygusunu çağrıştıran bir özelliğe sahip gibidir. Sanatçının bunu bilinçli bir anlayışla yaptığını düşünüyoruz. Otomatizm anlayışını yansıtan bilinç dışı bir sistemle ön yargı ve estetik kuralların dışında teknik bir yapı vardır karşımızda. Maskenin proporsiyon anlayışlı, teknik boyutu daha önce imlediğimiz gibi primitif bir içselliği çağrıştırmaya yöneliktir. Teknik açıdan sanatçının kullandığı ölçü aslında ölçüsüzlüğün görüntüsüdür. Berin Duman yaptığı bu çalışmada eğri büğrü, yamuk, orantısız, estetik değerden uzak bir ürün yaratmıştır. Sanatçı bu irade ile eserini bilinçli bir çalışma sonucu tamamlamıştır. Berin Duman'ın el becerisi kadar teknik bilgisi de maskeye yansımıştır. Buna sanatçının düş gücü de katabilirsiniz. Düş gücünü de katabilirsiniz. Bu kişinin dev bir aynaya bakarak kendine karşı bir pozisyon alması kendisiyle alay etmesi de söz konusu olabilir. Dilin dışarı çıkmasıyla birlikte kişinin öne atılacağı, karşısındakine yürüyeceği, bir adım sonra ise kapıdan çıkıp gideceği izlenimi uyandırmaktadır. Gözlerinin patlak olduğunu, şaşkın ve ürkek dolu bakışlar içerdiğini söylemiştik. Bakışlardaki korku, panik, şaşkınlık ile dilin dışarı çıkması arasında tam bir tezat vardır. Bu tür bir zıtlık maskeye ayrı bir atmosfer, düşünsel derinlik katıyor. Bir yanılgı yaratılmış burada. Sanatçının mükemmel bir el becerisi sayesinde optik bir aldatma ile izleyen üzerinde derinleşen bir duygu yoğunluğu yarattığını söylemeliyiz. Berin Duman neredeyse üç boyutlu diyebileceğimiz, izleyen üzerinde farklı algılar yaratan, tek bir yorum yerine çoklu bir düşünsel derinlik içeren bu eserinde yaratıcılığını sonuna kadar kullanmıştır. Maskeye hangi bakış açısından bakarsanız bakın, onun yüzündeki ifade, zenginliği, yansıttığı insanın tarihsel geçmişi, bunların hepsi deforme edilmiş bir ifadenin içselliğinde toplanmıştır. Berin Duman, Türkaj tekniği optik bakış açısıyla maske üzerinde deneysel amaçlı kullanmıştır. Anne yok, baba yok ama öyle gerçekten yani tanıtan öyle bir çocuk değil. Yani, maskenin yansıttığı zıtlıklar, ironi, başkaldırış, çoklu ifade, patlak gözler, iri burun, kemik yapısı ve sarkık dil, tüm bunların temelinde insanın kendine özgü isyanı, beklentisi, arayışı, birey olduğunu göstermesi yatmaktadır. Sarkık dilin ifadesinde insanlığın geçmişten günümüze uzanan özgürlük mücadelesini görebiliriz. Berin Duman bu çalışmasıyla sıradan bir el becerisinin çok üstüne imza atmış. İnsanın antropolojik geçmişi kadar onun tinselliğini arayan, çok özel mesajlar veren bir eser yaratmış. Bedensel yapısı ve tinselliğin iç içe geçtiği, zihinsel algılamanın etkisi sayesinde kendini tanımaya çok erken dönemde başladığının imajını veren bir maske olduğunu söyleyebiliriz. Umarız Berin Duman bu tür sanatsal çalışmalarına daha çok ağırlık verir.
maske. Mask ile ilgili bu yazı İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı sanat sayfasında İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmış ve en çok okunanlar listesinde başta çok ilgi görmüştür. Gerçekten bu anlattıkların bana o kadar ilginç geldi ki bu maske yaparken hiç böyle şeyler düşünmemiştim. Ama demek ki felsefesi olunca işin derinliğine iniyorlar. Bu sarkık dil, patlak göz, şiş burun. Demek ki bu kadar çok şey, 10 sayfa yazdıracak kadar çok şey anlatıyormuş. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, sıra geldi Doruk Doğa Sporları grubuna. 2016 senesinde Ankara'dan ancak tatillerde gelebildiğimiz Muğla'nın Kızıl Ağaç Köyü'ne yerleştik. Burayı o kadar sevdik, komşularımızı, köylülerimizi. Onlar da bizleri çok sevdiler. Muğla'da yapılacak o kadar çok etkinlik var ki sanki kaçırdığımız günlerin acısını çıkartırcasına her türlü etkinliğe saldırdık diyebilirim. Komşularımız sayesinde Doruk grubu ile tanıştık ve her pazar günleri uzun uzun yürüyüşler yaptık. Gezdiğimiz yerlerden bazıları, tabii çevremizde çoğunu sizler de biliyorsunuz, Alinda, Arap Arışlı Kanyonu, Bozdoğan, Selimiye, Söğüt, Kavaklıdere, Çörüş, Turgut, Marmaris, Üzümlü, Kadyanda, Düzeyn Yaylası, Yemişendere, Afrodisyas, Karabağlar, Belevi, Şirince, Çatakbağyaka, Geyik Kanyonu, Göçek, Gölhisar, Kibirya, Ula, Fethiye ve vesaire. Belki unuttuğum birçok daha yer vardır. Ama maalesef son iki senedir, çok üzülüyorum gerçekten buna yazmadım ama kalçamda bir sorun meydana geldi ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Febula, astebular sıkışması FAS diye geçiyor. Ameliyat olmak zorunda kaldım geçen sene. Onun için iki senedir ne bisiklete binebiliyorum ne de yürüyüşlere katılabiliyorum. Biraz ağrılarım hala devam ediyor. Yaşantıma geri dönebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'ne geldik. Mor Pedal ile tanışmam 2017 senesinde yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sayesinde oldu. O sene saçlarımı mora boyamıştım, şimdiki olduğu gibi. İsminden de dolayı arkadaşlarımız acayip ilgi gösterdiler tabii. Dernek başkanımız sevgili Yasemin Duygulu beni hemen Mor Pedal'la yaptı. Zaten ben de bütün çocukluğumu şeker fabrikalarında, lojmanlarda bisiklet üzerinde geçirdik. Lojman hayatının bu bisiklet o kadar elverişliydi ki bütün çocukluğumuz neredeyse bisikletin üstünde geçti diyebiliriz. İyi bisiklet sürdüğümü de hemen anladı tabii arkadaşlarımız. 2018 senesinde 81 ilde kadın bisikletçilere dikkat çekmek ve bisiklet kullandırmayı özendirmek amacıyla Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu projesi başlattık. Buradan bisikletlerle Aydın'a kadar 109 kilometre sürdük ve Türk bayrağımızı Aydın'a ulaştırdık. Aydın'dan sonra 81 il Türkiye'yi dolaştıktan sonra 30 Ağustos günü Antalya'dan Muğla'ya getirdiler. Muğla'da bayrağımızı teslim aldık. Bizim için, Mor Pedal için çok güzel, çok tanıtıcı bir proje oldu gerçekten. Katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yine buradaki festivalden fotoğraflarımız var. Mor Pedal'daki arkadaşlarımız var. Onların fotoğraflarını koydum. Mor Pedal'ın 8 Mart'ta hayata geçirdiği projeden de bahsetmek istiyorum. Belki birçoğunuz da duymuşsunuzdur. Aydın Sürüverem Gare diyoruz. Ve 8 Mart'ta yani kuruluşumuzun 3. yılında Dünya Kadınlar Günü gibi özel bir günde Merkez İlçe Menteşe Belediyesi ile yola koyuluyoruz. Türkiye'nin ilk kadın bisiklet festivalini gerçekleştiren Mor Pedal'ın bu yıl 4. kez konuk edeceği bisikletlilere farklı bir konsept sunma çalışmasıdır bu projemizin amacı. Mor Pedal'ın amacı da zaten kadın bisikletçilerin farkındalığını arttırmak. Gerçekten o kadar güzel tanıtımlar yapıyor ki arkadaşlarımız. Her çarşamba farkındalık sürüşü yapıyorlar zaten. Umarım birçoğunuz da bunların farkındasınızdır, görüyorsunuzdur.
Sıra geldi geleneksel sanatlar kilim dokumacılığına. Köyde oturup da kilimle ilgilenmemek gerçekten imkansız gibi görünüyor. Zaten kullanmayı da çok sevdiğim kilimi bir de öğrenmek istedim. Ve o niyetle halk eğitimin kilim kurslarına başladım. Dedim ya öğrenmenin yaşı yoktur diye. İnanılmaz bir öğrenme açlığı var içimde. Ama bir saatten sonra artık kendime biraz yavaşlatmam gerektiğini de böyle ameliyatlar ve ağrılar sonunda öğreniyorum gerçekten. Sevgili bir hocamız Ayşen Açık'tan güzel işler öğrendim. Belki resim yapmanın da verdiği farklı bir bakış açısıyla el sanatları ile resmi de bir araya getirdim. Bazı ürünler yaptım. Burada sevgili arkeoloji hocamız Adnan Bey'in de kulaklarını çınlatıyorum. Karya bölgesi, Beşparmak Dağları'ndaki Latmos mağaralarındaki duvar resimlerinden etkilenerek onları da kilim dokuma duvar süsü yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz sonra göstereceğim size onları da. Daha sonra çarpana ile kulağın dokumayı Pinterest'ten öğrendim. Hatta kilim hocama da öğrettim. Kolonlarla da aksesuarlar yaptım. Bu çarpan eyle dökmeyi de biraz dokumayı biraz sonra uygulamalı olarak da göstereceğim. Şimdi kilimle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Kilim ve kilimin Türk kültüründeki yeri ve önemi, dokumalar insanların sıcak ve soğuk sonucunda ortaya çıkmıştır. Yıllar geçtikçe insanların sevinçleri, üzüntüleri, kültürleri, yaşadıkları yerler ve benzeri pek çok faktörden etkilenmiş ve bu da kullanılan motiflere yansımıştır. Halıcılıktan çok daha önce gelişmiş bir dokumacılık dalı olan kilimi, hafifliği ve kolay katlanıp taşınabilme gibi özellikleri başlangıçta çadırlı uygarlığın zaman içinde de yerleşerek evimizde vazgeçilmez bir eşya haline gelmiştir. Kilim, döşeme, sedir, yer kilimi, duvar kilimi, kanepe yaygısı, ahretlik dokuma, yük kilimi, çuval, perde, heybe, kalas, kalaska, yastık, oklavalık, iyilik, tuz torbası, sütlük, divan ve benzeri kullanım alanı olan çeşitli renk ve çizgilerde süslü, havsız, ıstar denilen tezgahlarda dokunan kalın kıl ya da yün dokumaya verilen isimdir. Kirkitli dokumalar, kirkitli el dokumalarının dokunmasında atkı ipliği ve ilmekleri sıkıştırmak amacıyla kullanılan aracı kirkit ve bu aracın kullanıldığı el dokumalarını da kirkitli dokumalar denilmektedir. Çözgüler arasından geçirilen atkı ipliklerinin kirkit yardımıyla sıkıştırılması esnasına dayanır. Kilim dokuma... Şunu da yukarıya kaldırayım. Kilim dokuma bez ayağı tekniğine uygun olarak yapılır. Yani atkılar çözgüler arasında bir alttan bir üstten olacak şekilde geçirilir. Kirkitli dokumaları bulan ve geliştiren Türklerdir. Kirkitli yani kilim, cicim, sumak, zili ve halı. Bu dokumalar Türklerin Orta Asya'dan göç etmesiyle dünyaya yayılmıştır. Düz kirketli dokumalar, cicim, kilim, zili, sumak, halı şeklinde sıralanmıştır. Kilim kendi içinde dokunuş özelliklerine göre farklı gruplara ayrılır. Cicim dokumada dokunuş özellikleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Sumak dokuma dört çeşitli dokunup üretilmektedir. Genellikle sumak diğer dokumalar için de yardımcı süsleme gibi kullanılmaktadır. Düz kirketli dokumalar farklı dokuma teknikleriyle oluşturulmasına karşın genel olarak kilim adıyla bilinmektedir. Dokunuş ve kullanım özellikleri bakımından hepsinin karakteristik özellikleri farklıdır. Anadolu'da dokunan kilimler desen özelliklerine göre Türk, Yörük, Türkmen ve Avşar gibi isimlerle anılır. Yalnız bu kilimlerde bir motif değişik isimler alarak hepsinde kullanılabilir. Aynı isimde olup da farklı, hiçbirbirine benzemeyen birçok motifleri de rastlanmaktadır. Kilim dokuma yöntemleri 5 bölüme ayrılır.
İlikli kilim, tek kenetlemeyle kilim, çift kenetlemeyle kilim, çapraz dikişli kilim, atkıları tek çözgü üzerinden döndürülerek kilim dokuma. Dokumada kullanılan yardımcı elemanlar, kirkit, atkının sıkıştırılarak kilime dahil edilmesini sağlayan eleman. Sivil, atkının kirkit tarafından düzgün sıkıştırılmasını sağlayan eleman. Gücü demiri, tezgahın orta kısmında yer alan gücü iplerinin sarıldığı demir. Çözgü demiri, çözgülerin tezgahın alt kısmında bağlandığı demir. Varan gelen, çözgüleri birbirinden ayırıp atkının atılması için ağzının açılmasını sağlayan dar uzun tahta. Kirkitli dokumada kullanılan tezgah çeşitleri ise germe tezgah, sarma tezgah, yer tezgahı, armatürlük tezgahlar. Kilim dokumada kullanılan ve yün olan bu iplikler bitki köklerinin ve yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen boya ile boyanır. Buna kök boyası denir. Kök boyalarla boyanan iplikler zamanla solmama ve hatta hoş bir parlaklık kazanma özelliği de vardır. Kilim dokumada kullanılan renkler gri, beyaz, yeşil, turuncu, sarı, pekmez rengi, kahverengi ve tonları, kırmızı, pembe. Kullanılan desenler belli bölgelerin işaretleri, dili ve sembolleridir. Muska ve nazarlık. Nazarlık kendi bakışlarının etkisini azaltır, muska sahibini kötü olaylardan korur. Kartal güç ve kuvvet, küpe evlenmek isteyen genç kız ailesini istediği dolaylı olarak belli eder. Göz, kem gözlere zarara karşı koruyucu olduğuna inanılır. Bereket, birlikte kullanılan elinde ve koç boyun, eli belinde ve koç boynuzlu kadının erkeği temsil eder. Bu kıl aile birliğine ve birlikte olma umuduna işaret eder. El, parmak, tarak motifleri kem gözlerden korur. El motifi verimliliği, tarak ise doğumu simgeler. Pıtrak, bol çiçekli anlamına gelir. Bolluğun, bereketin sembolüdür. Sandık, genç kızların çeyiz sandığını simgeler. Çengel ve artı, Türk dokumalarında artı ve çengeller insanlar tehlikeden korunması için sık kullanılır. Ejderha, hava ve suyun efendisidir. Bereketli bahar yağmurlarını getirdiğine inanılır. Kuş, baykuş ve kara karga, kötülükleri, bülbül ve güvercin iyi şansı temsil eder. Eli belinde anneliğin, dişiliğin ve verimliliğin sembolüdür. Saç bağı evlenme isteğini ifade eder. Dokumaya katılan saç ise ölümsüzlüğü ifade eder. Koç boynuzu üretkenlik, güç ve erkekliği temsil eder. Dokuyan kişinin çok mutlu olduğunu ifade eder. Su yolu, suyun insana hayatındaki önemi vurgular. Akrebin kötülüğünden korunmak için dokunur. Yıldız, üretkenliği temsil eder. Hayat ağacı sonsuzluğun sembolüdür. Kurt izi kurtlardan ve canavarlardan korunmak için kullanılır. Kilimler dokundukları yörenin adıyla, aşiret adıyla da ya da motiflere göre adlar taşırlar. Anadolu kilimlerinde Türkmen, Yörük gibi ana grupların yanında Emirdağ, Karasu, Kırşehir, Eşme, Kelkit, Bayat gibi yer adlarına göre adlar alırlar. Bizim kilimlerimiz yani Türk kilimleri sanatsal değeri olan el dokumaları ve çok yumuşaktırlar. Nalin el sanatları gibidirler. Dahası tablo gibidirler. Türk kilimleri önceleri duvarda asmak, daha sonra seccade olarak kullanılırken daha sonrası zemin kaplaması olarak kullanılmıştır. Halı ve kilimin estetik bir yapısı olduğu ve insana farklı duygular kattığı için önemli bir yere sahiptir. Eskiden genç kızlar sevdiklerini sevdiğine doğrudan söyleyemedikleri ve utandıkları sevgililerini halı ve kilimlere dokmuşlardır. Ve duygularını sevdiklerine bu şekilde ifade etmeye çalışmışlardır. Hatta türkülere bile konu olmuştur. Bunun en güzel örneğini sanatçımız Fatih Kısaparmak'ın eserinde görebiliriz. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Kilim dilinden ancak anlayan okur. Sırlarımı verdim, sevgimi verdim. Şu gönlümü kilim yaptım, yoluna serdim. Her ne kadar günümüzde halı ve kilim dokumacılığı eskisi gibi fazla olmasa da bazı yörelerimizde dokunmaya hala devam etmektedir. Burada kullanılan sembollerin ve özelliklerini sıraladım. Muska, bereket, tarak, pıtrak motifi, ejderha motifi, koç boynuzu, akrep, yıldız motifi gibi motifler
dokumalarda sıkça kullanılmaktadır. Sol tarafta gördüğünüz ilk dokuduğum ve ikinci dokuduğum kilim atölyede adettendir. En son bitirdikten sonra, kesildikten sonra bir fotoğraf alınır. Ben de böyle kendimi uçan halıda gibi hissettim. Üzerine oturup bir fotoğraf çektirdim. Sağ tarafta da daha sonra kendimi bir tezgah yaptırdım. Evin alt katında boş zamanlarında inip önce yukarıdaki gördüğünüz gibi kareli bir şematik olarak tamamen onu dokuyacağımız motifi çiziyoruz. Daha sonra gördüğünüz çözgüler, dikey olan çözgü iplikleri kuruluyor ve dokumaya başlanıyor. Bez ayakla başlanıyor gördüğünüz gibi. Ortada varangelen demir var. Bunu resmimi de nasıl dokuduğumu göstermek için paylaştım sizlerle. Ve şimdi de dokuduğum bazı örneklerden işte kilimim, 40 yamalı kilim. Dediğim gibi resimle biraz da kilimi dokumayı birleştirmek amacıyla bu panoyu yaptım. Bu panonun resmini Sıtkı Koçman Üniversitesi spor bölümünde okuyan bizim dans grubunda bulunan bir arkadaşımızın yaptığı bir resim idi. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bunu dokuyabilir miyim diye izin istedim. Tabii abla dedi. Ve dokudum. Gerçekten de çok ilginç oldu. Hiç çizmeden sadece bakarak dokudum. Bu da sanıyorum resim yapmanın getirdiği bir özellik olsa gerek. Çok zor bir teknik çünkü. Ama sonuç olarak güzel bir şey olduğunu sanıyorum. Bu da dokuduğum kilimlerden bazıları. Yine bu tablo olarak yaptığım üst üste evler ve ağaç motifi yaptım. Son dokuduğum mavili bir kilim. Bu biraz önce bahsettiğim çarpana ile dokuduğum neydi bunların ismini söylemiştim demin unuttum. Anlamadım. Kolanlarım, evet. Kolan örneklerim. Eşimden de yardım alıyorum bu arada. Evet, Adnan Hoca'nın kulakları çınlasın dedi. İşte Latmos mağaralarındaki ilk insanların duvarlara çizmiş olduğu motifler, soldaki kadın erkek motifi, yukarıdaki nehir motifi, sağdaki erkek, en alttaki de kadın motifi. Erkek motifleri daima elleri açık olarak yan taraflarda gösterilirmiş. Kadın motifi de göğüsleri büyük, poposu büyük çünkü doğurganlığı temsil ediyor. Bunları dokudum. Gerçekten çok hoşuma gitti bunlar. Böyle ayrıca hem güzel bir duvar süsü oldu, bir de hakikaten ölmez bir eser meydana getirmiş gibi düşündüm kendimi. Sağ taraftakiler de atnalıları, gerçek atnalıları, dokuduğum kolanları atnalıları ile birleştirerek duvar süsleri yaptım ve buraya da koydum. Altta gördüğünüzde ağaç dalları üzerine ne ağacıydı bu Cüneyt, hatırlıyor musun? Sandal ağacı özellikle. Çünkü yapısı o kadar güzeldir ki kıpkırmızı böyle parlak bir... Onların arasına böyle ben de küçük panolar işledim. Dokular, dağlar, burada dağ manzarası işledim. Bunlar da çok güzel oldu. Sergilerimde sergiledim. Gerçekten büyük beğeni aldı. Şimdi burada size bir video izleteceğim. Halı dokurken çektiğim bir video. Kirkit. Bu sıkıştırmaya yarayan alet. Biraz önce bahsetmiştim. Kirkit. Atkı iplikleri çözgülerin bir alttan bir üstten alınmasıyla dokular meydana getiriliyor. Merhaba. Burada da biraz önce bahsettiğim çarpana dediğimiz bu aşağıda gördüğünüz kredi kartlarından edindiğim, yaptığım, dediğim gibi Pinterest'ten yapmasını öğrendim. Bu konuda Ruslar çok iyiler. Onların videolarını izleyerek sonunda nasıl yapıldığını keşfettim.
önce böyle bir kareli kağıda ne dokuyacaksanız onun şekli çiziliyor. A, B, C, D kartların delikleri A, B, C ve D köşelerini temsil ediyor. Yukarıdaki alttaki sayılar 10, 10'a kadar 10 tane kullanılacak demek oluyor bu çarpanlardan. Bu desenleri de bu renklerle ipliklerinizi yerleştiriyorsunuz. Ve yine bir videom var, yapılma şeklini de biraz göstereyim istedim size. Şu şekilde dokunuyor. Evet, gerçekten çok zevkli bir dokuma. Bu çarpanalar ileri geri, geri ileri hareket ettirilerek belirli şematik yönergelere göre tamamlanıyor. Güzel bir uygulama hakikaten. Bunu öğrenerek çok ilginç, kendi kilimi hocama da öğrettim. Pandemi döneminde dokuduğum paspaslara bu günleri unutmayalım diye koronavirüsü motifini de dokudum. Ortada gördüğünüz onları da ilave ettim. Yıllar sonra dokuduğum paspaslar torunlarımıza veya onun çocuklarına kalırsa, babaannem hayattayken 2019 yılında COVID-19 salgını varmış, o da dokumalarına bu virüsü işlemiş diye belki benden bahseder ve beni yad eder diye düşündüm. Sıra geldi fotoğrafçılığa. Bütün bu anlattığım uğraşlarım devam ederken bir taraftan da devamlı fotoğraf. Ha evet, bu fotoğrafçılığa geçmeden şunu da not olarak eşim hatırlattı. Teşekkür ediyorum kendisine. Dokumacılıkla ilgili olarak sağ olsun Muammer Hocam çok ilgilenmişti gerçekten. Ve bunu bizim Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimize de yapmamı ve öğretmemi istemişti. Sevgili Saadettin Bey'le birlikte marangozhanede 5 tane tezgah yaptık ve onları şaraphaneye koyduk. Projemiz başlayacaktı. Fakat benim bu ameliyatım girdi. Ankara'ya gitmek zorunda kaldık. Ameliyattan döndükten sonra döner dönmez 2019'un Mart ayının başında bu pandemi olayı patladı. Dolayısıyla her şeye, bütün yaptıklarımıza ara vermek zorunda kaldık. Bizim bu proje bizde maalesef yarım kaldı. İnşallah pandemi döneminden sonra her şey normal döner ve bu projeye devam edebiliriz diye düşünüyorum, umuyorum. Evet, fotoğrafçılığa geldi sıra. Dediğim gibi bütün bu uğraşlarımın yanında devamlı fotoğraf çekiyordum. Resimlerimde de kullanırım amaçlı. Yakaladığım güzel ensanteneleri sürekli çektim. Zamanla da sanatsal fotoğraflar çekmeye başladım. Bunlarda birçok yarışmalarda ödül aldık. Hatta Çanakkale'ye ziyarete gittiğimizde orada yaptığımız çekimleri yine bir fotoğraf sayfasında Corendon Hava Yolu çok beğendiğini, İzin verilirse Corendon Hava Yolları'nda dağıtılan dergilere basmak istediklerini söyledi. Bu da beni çok mutlu eden olaylardan biri. Tabii ki izin verdim. Ne kadar güzel bir şey. Bütün fotoğraflarımın altında fotoğraf onur verici bir olaydı benim için. Evet, sıra geldi örgüye. Örgü örmeyi çok küçük yaşlarda rahmetli annemden öğrendim. Hayatımın her döneminde devamlı ördüm.
galiba örgü örmek benim için bir terapiydi. Bir anımı da anlatayım size. Üniversitede okurken sevgili eşim Cüneyt'le yeni tanıştığımızda, işte marifetlerim ona da göstereceğim ya, inanılmaz örgüler ördüm ona, güzel kazaklar ördüm. Hatta hiç unutmam, iki şişle çorap ördüm. Anlayacağınız, başına o zaman çorap ördüm, hala çorap örmeye devam ediyorum. Örmeyle ilgili son örme etkinliğimiz doğudaki bir köy okulu öğrencilerine bere örmek oldu. Bunu 2 senedir yapmaktayız. Bu etkinlik hem bizi manen hem de onları son derece memnun etmekte. Örmüş olduğum bazı şeylerden örnekler sunuyorum. İşte sol taraftakiler kışlık, kulakları koruyucu başlıklar, çanta, Cüneyt'e ördüğüm yelek, eldivenler, dizüstü şallar. Bu da öğrencilerimize yaptığım, ördüğüm bereler. Şimdi onlar da kendilerine bakar mısın şunların tatlılığına? Berin teyze, seni çok seviyoruz, teşekkür ederiz diyorlar. Ne kadar güzel ya, o kadar mutlu oldum ki, güle güle kullansın yavrularımız. Evet, 9 Tazelenme Üniversitesi. Unuttuğumu zannettiniz ama unutmadım tabii ki. Tazelenme Üniversitesi ile tanışmamız Doğa Yürüyüş Grubu'ndaki Bilge, Güzide Hanım, İlhan abi gibi arkadaşlarımız sayesinde oldu. 2018 senesinde eşimle birlikte Tazelenme Üniversitesi öğrencisi olduk. Üniversite hayatı renkli olan hayatımıza daha da bir renk kattı. Unuttuğumuz bilgileri sevgili hocalarımız sayesinde hatırladık. Çeşitli aktivitelere iştirak ederek neredeyse hemen hemen hepsine, hemen hemen tüm günlerimizi doldurduk. Günlerimizi nasıl çabuk geçirdiğimize hayret ettik. Yeni yeni arkadaşlar edindik. Olimpiyatlara katılıp dereceler elde ettik, madalyalar kazandık. Ama ne yazıktır ki COVID-19 salgını nedeniyle maalesef okulumuz ve arkadaşlarımızdan bir yıldır ayrıyız. Neyse ki bu hasreti bir nebze olsun teknoloji ve sevgili Ahmet sayesinde Zoom üzerinden giderebiliyoruz. İnşallah bu pandemi dönemi biter, yeniden birbirimize kavuşuruz. Başta kurucu hocamız Sayın Muammer Tuna olmak üzere emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Uzunca bir anlatım oldu. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Herhalde. Biz de sizi kutluyoruz Berin Hanım. Bu kameranın üzerinden çok teşekkür ederiz Berin Hanım. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Muhteşem. Ellerinize sağlık. Berin Hanım, bir ricam olacak sizden. Berin Hanım. Efendim Abdülkadir Hoca. Dinliyorum. Nereye basmayacağım? Efendim? Kilimlere basmayacağım. Biz eskiden kilimlere basarak gidiyorduk. Şimdi kilimlere basmayacağım ben. Yani verdiğiniz bu güzel bilgilerden ötürü saygıyla onlara basmak yerine karşısında oturacağız herhalde. Karşımıza alıp bakacağız hayran hayran. Bu konuda efendim sunumunuz çok hoşuma gitti. Bilgilendim. Bir elde kaç marifet. Vallahi tebrik ederim. Efendim bu arada bir ricam olacak. Maskelerden birini sizden almak istiyorum. Satın almak istiyorum. Bir arkadaşıma benziyor da ona vereceğim. Çok teşekkür ederim Abdülkadir Hocam. Vallahi beni güldürdünüz hakikaten. Ama kilimlerimi maalesef Ankara'daki sergiye gittiğimde herkes satın almak istedi. Ama o kadar ve fiyat koymaya kendimi yetkili bulamadım. Koyacağım fiyatı da karşı tarafın alacağını hiç zannetmedim. Ve satmadım hiçbirini. Dedim ben kendim için dokudum.
ve hepsini serdim, yerde kullanıyorum. Müsait olursanız geldiğinizde hepsini teker teker gösteririm. Geldiğimde kilimlere basmam. Onları. Geldiğimde kilimleri toplayınız efendim. Ben kilimlere basmam. Ellerinize sağlık. Berin Hanım. Buyurun. Merhaba. Merhaba, merhaba. Buyurun. Çok güzeldi ama bir şey eksik Berin Hanım. Ay eyvah. Ben sizi dümbelek çalarken tanıdım. Ondan bahsetmediniz. Ay evet değil mi gerçekten? Bendir çalıyordum gerçekten. Evet, evet. Dediğim gibi doğru, hakikaten onu atlamışım. Evet. Zeynep Hanım teşekkür ederim hatırlattığınız için. Evet, Tazelenme Üniversitesi sayesinde bendir çalmayı da öğrendik. Evet. Çok güzel sunumlarımız oluyordu. Dediğimiz gibi bu pandemi dönemi bütün bunları aldı, sildi, süpürdü. Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Ama ben de size sunduğum gibi evde oturduğum günleri hiç boş geçirmedim. Dahası yaptığım bu faaliyetlerden artık çok fazla yoruldum gerçekten. İşte vücudum da sinyal vermeye başladı. Biraz evde otur, ayaklarını uzat dedi. Yani vücudumuzdan bazı sinyalleri de almamız gerekiyor. Evet. Artık çünkü yaşımız küçük değil. Bundan sonra hastalıklar da bizim arkadaşımız olacak maalesef. O zaman bu unutkanlığınızı sanat dersimizde bendir çalarak gidermenizi rica ediyorum. Sizi. Pardon, duydunuz mu? Hayır, duyamadım. Bir daha söyler misiniz? Bu unutkanlığınızı salı günleri sanat dersinde bendir çalarak gidermenizi rica ediyorum. Çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hocam merhaba. Merhaba. Berin Hanım. Vallahi tabii birçoklarını biliyorduk bu şeyi. Yani gelip gördük de tabii evinizde. Ama şimdi bir kere daha gördüm ki yani bunları sadece saymak bile başlı başına bir faaliyet. Hakikaten müthiş zanaattan sanata diye de zaten ismini de o şekilde koydunuz. Hakikaten çok yani ne diyebilirim ki, çok tebrik ediyorum. Müthiş. Tabii diğer eminim ki yani bu grubumuzda bu kadar yani sizin kadar belki renkli değil ama değişik şeyleri olan, faaliyetleri olan arkadaşlarımız vardır. Mutlaka. Bu arkadaşlarımızın da böyle bu faaliyetlerini paylaşmasını isteriz. Ve böylelikle bu şeyi, pandemi sürecini bir ölçüde olsun ne diyelim, sıkıntılı günleri atlatmış oluruz. Ben de tamam paylaşıyorum ama bir taraftan da üzülüyorum, yani böyle çok sıkıyorum gibi geliyor sizlere, üst üste resimlerimi paylaşıyorum, biraz ara veriyorum, siz hemen hatırlatıyorsunuz paylaşımlarınız azaldı diye. Ya şöyle, ben aslında tüm başka resim yapan başka arkadaşlarımız da var. Ya evet, onların da paylaşmasını isterim açıkçası. Başka yani resmin dışında da tabii değişik faaliyetler yapanlar var. Onların da paylaşmasını isterim. Yani önemli olan bu şeyin zamanın olabildiğince etkileşimli olarak geçirmemizi sağlamak. Yani bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi aslında bir akşam da bir müzik bu şeyi de dinlersek vallahi çok iyi olur. İnşallah yaparız hocam. Aslında bir şekilde o yani o vurmalı çalgıları, yani tabii uzaktan bunu yapmak çok zor ama evet, yani mümkün de daha doğrusu o başka bir teknik de onun gerektiriyor ya da yani onu bilmiyorum biz nasıl yapabiliriz. Böyle bir şey yapabilsek, yani herkes evinden bir parça çalsa, onları sonra birleştirsek falan çok iyi olur. Onu da bir bakalım ya, yapabilirsek onu da becermeye çalışalım. Evet. Hocam, çok teşekkür ediyorum Erdoğan Hanım. Tebrik ediyorum. Hakikaten müthiş. Merhabalar Berin Hanım. Merhaba Suzan Hanım. Şimdi ne diye
söyleyeceğim sana bilemedim. Öncelikle bir canım demek istiyorum. Sizi ilk gördüğümde o saçlarınız çok ilgimi çekmişti. Demiştim ki ay tam benim ruhuma göre bir hanımefendi demiştim. Ondan sonra yani seni tanışmaktan o kadar mutlu oldum ki çok seviyorum seni. Ama bu sunumu da dinlerken böyle yok artık bu da mı var bunu da mı yapıyorsun diye geçti içimden. Öncelikle madem elinden bu kadar fazla şey geliyor kendine herhalde bir nazar boncuğu yapmışsındır diyorum. Evet. Nazar boncuğu takılı mı onlarda? Evet, nazar boncuğu ve martenin tam takılı. Maşallah maşallah. Hocam, maşallah'tan başka bir söz bulamıyorum. Hocam yani, bu arada bir şimdi çok... sizin gibi... Ha buyurun Suzan Hocam. Ha bitirdiniz sandım, buyurun. Şimdi hayatımda tanıdığım birkaç insan var. Bazıları için de şöyle düşünmüşümdür. Keşke daha önce tanışsaymışım. Keşke daha uzun vakit geçirseymişim dediğim yani kaybettiğimiz insanlar var. Sizin gibi insanlarla keşke hepimiz tanışabilsek ve daha fazla vakit geçirip daha fazla feyz alabilsek diyorum. Size hayranım gerçekten maşallah. Allah uzun ömürler versin. Ben de Berin Hanım'la birlikte uzunca yıllar geçirdik diyebileyim inşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Suzan Hanım. Bu güzel arada... övgülerimiz için. Az önce birçok mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Birçok sorusu ya da görüşü olan var sanırım. Onlardan evet, alabiliriz. Nihat Hocam başlayalım. Buyurun hocam. Berin Hanım, Berin Dumunay'ı çok tebrik ederim. Öncelikle çıtayı bayağı yükseltiyorlar. İnanır mısınız? Şimdiye kadar ders verirken sesim geliyor mu, duyuluyor mu? Evet, gayet net hocam. Evet. Berin Hanım'ı ilk tanıştığımda bir konferans mı ne vardı? O zaman filmlerini gördüm. Dedim ya bunu bana satın dedim neyse. Onun için Abdülbakir hocamız hiç şey olmasın satmıyor vallahi. Ne desen ne yapsan kabul etmiyor. Kendisiyle bir kere daha gurur duydum. Çok gönlü tanıdım. Fakat bu böyle kalmamalı. Bence bizim güzel sanatlardaki yüksek lisans veya bir şeyine mutlaka ve mutlaka devam etmeli. Tebrik ederim ve bundan sonraki ders anlatırken artık karşımdakiler bir öğrenci değil sanki bir kongrede bir şey sunuyormuşçasına herhalde öyle bir havaya soktular beni. Tebrik ederim. Sağlıklı yıllar temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Şurucu da galiba bir şeyler söylemek istiyor. Berin Hanım tamam, merhaba. Çok teşekkür ederiz. İnşallah ortalık düzeldiğinde biz de sizin öğrenciniz oluruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzel övgü dolu sözlerinize teşekkür ediyorum. Berin Hanım buradalar. Merhaba Saadettin Bey. Evet. Ben öncelikle tebrik ediyorum. Gerçi bunları bilen ve yakından gören bir arkadaşınım. İyi ki Muammer hocamız Tazelenme Üniversitesi'ni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde ortaya koydu. Eğitim ve öğretim programını ortaya koydu ve bizi sizlerle buluşturdu. Tüm arkadaşları bir araya getirdi. Ve böylece bir eğitimde, kültürde, sanatta büyük bir mozaik parçası haline geldi. Bu konuda yapmış olduğum çalışmalar için gerçekten alo sesim geliyor mu? Evet geliyor. Çok sesim. Teşekkür ediyorum. Zaman zaman da bu çalışmalarınızdan bazılarını ve diğer Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaları Muğla Devrim Gazetesi Kültür Sanat sayfasında yayınlama fırsatı veriyorsunuz bize. Ve sayfayla da resimlerle de yazıları da okurlarıyla, sevenleriyle buluşturuyoruz. Ben bu bakımdan da çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bunun dışında
Menteşe Kent Kültürü Dergisi'ne de zaman zaman yazılarını gönderiyorsun. Onu da orada yayınlama fırsatı buluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın sevgili Berin. Saadettin Bey, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sizi tanıdığıma ben de çok memnun oldum. Biliyorsunuz sizinle daha okula kayıt olmadan önce bir arkadaşımın konak altında sergisinde tanışmıştım. Ve bana şiir okumuştunuz. Onu hiç unutmam gerçekten. Daha sonra sizinle arkadaş olduk okulda. Ayrıca bu sanat sayfalarında benim resimlerime de yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanırım Filiz hocamız bir şeyler söyleyecek. Ben sanat dolu birkaç saat yaşattı Berin Hanım bize. Ama inşallah düşünüldüğü gibi bir ortak çalışma grubunda da buluşabiliriz ileride. Sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ediyorum yeniden. Çok teşekkür ederim Filiz Hanım. Keşke bu pandemi dönemi olmasaydı. Aslında ben bu sene tazelenme üniversitesinde bir resim sergisi açmayı düşünebilirdim. Aslında düşünüyordum. İnşallah atlatırız bu günleri. Yine güzel günlerde bir arada olur. Sergilerimin, resimlerimi yakından görme imkanı bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Sağlıklı kalın lütfen, sağlıklı. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum hepimiz. Berin Hanım merhaba. Merhaba. Ben WhatsApp grubunda keyifle izliyorum eserlerinizi. Çok güzel. Evet. Her seferinde bundan sonra acaba ne koyacak Berin Hanım diye bekliyorum. Eyvah eyvah. Devam edeceğim. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin resimlerinizi izliyorum. Gayet güzel, başarılı. Ama hakikaten böyle beklenti içinde olmak insanı mahvediyor. İşte bu sergilerde diyorum ya, bir tane sergi açtınız, iki tane, üç tane, dört, beş tane. O sergiler insana nasıl bir sorumluluk getiriyor anlatamam size. Her yaptığınız serginin bir sonraki sergide çok daha üzerinde resimler yapmanız gerekiyor. Ben kendimi öyle şartlandırdım. Çünkü giderek çıtayı yükseltmeniz gerekiyor ki hani sizin de adınızdan bahsedilir olsun. Yani hakikaten bu resim sevdası öyle böyle bir şey değil, uçsuz bucaksız bir derya gibi. Size de kolaylıklar diliyorum, teşekkür ediyorum. Başka sorusu ya da görüşü olan varsa mikrofonunu açabilir. Ben Berin Hanım, bir şey rica edeceğim. Bizim bu Zoom çalışmalarımız Türkiye'nin her yerinde söylenmeye başladı. Hatta Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'dan efendim İzmir'e bayağı bir şey var. Nazar değmesin diye de çok düşünüyorum. Sizin o güzel boncuklardan ve nazarlıklardan Ahmet'e verelim. Bizim sunum yapılacak panoya asılsın. Nazar değmesin diye gösterelim. Efendim bayağı söylenmeye başladı. Yerel basında da çıkmaya başladı. Benim arkadaşlarım var Diyarbakır'dan. Onlar da izliyorlar. Bayağı beğeni topluyor. Bu yönden bir isteğim olacak. Bir de o bir maskeyi rica edeceğim. O arkadaşıma benziyor. Lan sen bu sensin diye göstereceğim efendim. Müsaade ederseniz verirseniz çok sevinirim efendim. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim Abdülkadir Hocam. Tabii ki Ahmet'e bir tane at nalı, kendi ördüğüm kolanlardan bir nazarlık okulumuz için verelim, vereyim. Çok güzel bir düşünce. Ama maalesef o maskımdan ayrılamam Abdülkadir Hocam. Yani bu felsefeci sayın arkadaşım 10 sayfalık bir yazı yazmış. Ben ondan nasıl ayrılayım yani? Ama burada Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin seramik bölümü vardır diye o kadar umuyordum ki, ama maalesef Bodrum'da mı var nerede bilmiyorum, çok uzakta bir yerde. Hani olsaydı hakikaten, çünkü Ankara'da bir koca kutu seramik çamurum hala orada duruyor, beni bekliyor. Doğrudur. İnşallah olur, burada da olur efendim, inşallah burada da açarız. Ortalık düzeldiği zaman teklifte bulunur. Burada da açmaya çalışmaya başlarız efendim. Ama ortalık buna müsait değil.
Evet, tabii ortalık düzelsin, her şey inşallah eskisiye ulaşır diye düşünüyoruz. Berin Hanım tekrar teşekkür ediyor. Bravo, tebrik ediyorum, takdirlerimi sunuyorum efendim. Ama bu arada da Cüneyt'e de saygılarımı sunuyorum. İyi bir bayanın arkasında iyi bir erkek vardır ki onu bu şekilde etmiştir. Cüneyt kardeşime de tebrikler, saygılar sunuyorum. Evet, tabii ki 40 yıllık arkadaşım, her kadının arkasında başarılı bir erkekti. Olması mutlaka gerekiyor. Allah ona uzun ömürler versin ki bana bakabilsin diye düşünüyorum. Merhaba Cüneyt'ciğim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Bana baştan söylediğin gibi bir çorap örüldü. Ben o çorabın içinden bir türlü çıkamıyorum. Hepinizi tebrik ederim. Sevgiler, selamlar. Berin Hanımcığım, tebrik ederim. Elinize, emeklerinize, fikirlerinize sağlık. O yaratıcı fikirlerinize. Hayran olduk gerçekten. Sizi tanıdıkça daha da cevherleriniz ortaya döküldü. Allah nazarlardan saklasın. Sağlıklı, güzel günler olsun inşallah. İnşallah Şenur Hanım. Çok teşekkür ederim güzel övgüleriniz için. Allah hepinize sağlık versin. Yine birlikte olalım. İnşallah. Güzel çalışmalarımıza devam edelim inşallah. Sanırım Gülden Hanım'ın bir sorusu vardı. Erin Hanım. Buyurun. Soramadım. Gülden Hanım, buyurun. Berin Hanım. Berin Hanım. Gülden Hanım'la konuşuyorum. İnşallah görüşürüz. Eserlerinizi görebilmek için bizi WhatsApp grubuna dahil edin, görelim. Çok yönlüsünüz. 10 parmağınızda 20 marifet var. Hünerli elleriniz, güzel gözleriniz ve güzel duygularınız için teşekkür ederiz. Ömrünüz uzun olsun. Eserleriniz daha da üretmeye devam edin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Gülden Hanım, ama sosyal WhatsApp grubumuzda zaten ben zaman zaman bütün resimlerimi, yaptıklarımı zaman zaman paylaşıyorum. Diyorum ya, sizleri fazla sıkmadan ara ara paylaşıyorum. Oradan mutlaka görüyorsunuzdur. WhatsApp grubunda yok musunuz? Gülden Hanım farklı bir kampüsten olduğu için hani farklı ilçenin farklı kampüsün WhatsApp grubunda var. Muğla'nın WhatsApp grubunda yok. Onun Ahmet tamam. Bir dakika, ben bir araya gireyim. Şimdi şöyle yapalım. Ahmet, bundan sonra Berin Hanım'ın fotoğraf paylaştığı şeyleri diğer gruplarda da paylaşalım, olur mu? Tamam. Marmaris, Fethiye, Köyceğiz, işte onlarla da paylaşalım. Onlar da izlesinler. Tamamdır hocam. Başka sorusu ya da görüşü olan varsa yine mikrofonunu açabilir. Bodrum için de paylaşımlarınızı bekliyoruz. Merhaba. Tabii ki Bodrum'da da. Yani tüm ilçe kampüslerimizde paylaşacağız. Teşekkür ara ederim. Ara sıra kesiklik oldu. Ben şey yapamadım, giremedim. Berin Hanım. Sesim geliyor mu, duyuyor musunuz? Evet, geliyor. Tovak Başkanım, Tovak Başkanımız var. Turunç'ta oturuyor. Aslında İstanbullu ama sizin bu seramik çalışmalarına çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Tanıyor musunuz Ali Bey'i? Tanımıyorum, hayır. O zaman bende telefonu var. Size sunabilirim. Bir temasla bir geçin kendileriyle. Eğer düşünüyorsanız seramikle ilgili bayağı atölyelerinde her imkanın olduğunu fakat işte, kalacak insanları vermişti bize. Pardon. Çalışacak insanların olmadığını söz etmişti. Bunu da bilgi olarak sunayım. Peki, evet. Hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Haberleşiriz. Değerlendirelim. Buyurun Nedim Hanım. Berin Hanım. Buyurun. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Biliyorsunuz resim grubundayız. Evet. Orada böyle ipuçları veriyordunuz ama öyle böyle misiniz yani. Gerçekten çok memnun oldum tanıdığıma. Daha da çok tanımak isterim. İyi ki katıldım bugün. Sizi böyle tanıdığımı buldum. Sağlıklar diliyorum tüm gruba, tüm arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim Nedim Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun güzel görüşleriniz için. Resim grubuna tabii elim boşalmasın diye ben de aranıza katıldım.
zevkle çalışıyoruz. Tabii orada İlhan Bey'e yukarılık yapmak istemiyorum. Ben de yeni başlayan öğrenciler gibi bazen işte dilimi tutamıyorum. Bir şeyler söylüyorum ama hepimizin adına konuşuyorum. Söyleyin, her zaman söyleyin. Teşekkür ederim. Başka sorusu ya da görüşü olan varsa? Ben konuşmak istiyorum. Buyurun hocam. Ben Melan. Berin Hanım, iyi ki sizi tanıdık. Çok güzel, Allah bir yetenekler vermiş. O yetenekleri sergilemek de size nasip olmuş aynı zamanda. Çünkü güzel bir çalışma hırsı da vermiş. Onu değerlendirmişsiniz. Allah nazarlardan korusun. Resim grubumuzda bulunmanızdan da çok mutluyum. Çok güzel eserler sundunuz. Bizi mutlu kıldınız. Allah müdaim eylesin. Nazarlardan korusun. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum güzel övgüleriniz için Melahat Hanım. Sağ olun. Hepimize sağlık versin. Amin. Başka sorusu ya da görüşü olan varsa mikrofonunu açabilir. Yoksa yavaş yavaş kapatacağız. Ahmet merhaba. Sesim geliyor mu? Evet, buyurun, geliyor hocam sizsiniz. Ha, tamam. Berin'in tebrik ederim. Çalışmalarınızı zaten biliyorduk. Resim grubunda da görüyoruz, dinliyorum sizi. Takip ediyorum. Maşallah bu on parmağınızda on marifet. Siz nazar boncuğu takın. Cebinize sarımsak da koyun. Bu çömlek de bizim bu şey için, seramik kursu için çömlek Milas'ın Bodrum'a yakın bir bölgesinde Çömlekçi köyünde kurs veren karı koca var. Öyle bununla ilgilenen, yani bu işleri yapan, yani aklınızda olsun. Ama uzak derseniz tabi bilemem, ama hocamın söylediği kişi Muğla'daysa onunla temas kurarsınız önce. Berin hocam, mikrofonunuz kapalı, şu an açabilirsiniz. Dediğim duyuldu mu acaba söylediğim? Evet hocam, sizin söylediğiniz duyuldu. Ha, tamam. Berin hocam, sesiniz gelmiyor şu an. Sol alttan mikrofonu açabilirsiniz tekrar. Ben bu tabii Dernek İstanbul'da olduğu için ben Abdülkadir evet. Hocama telefonum diye düşünüyorum. Çünkü Berin Hanım, bende telefonu yok. O şekilde Ali Bey'le, yani DOAK Başkanımız'la iletişim kurmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum. Bir kere daha geçiyordum. Kendileri tanımaktan da çok mutlu oluyorum. Bütün Tazelerim Üniversitesi öğrencilerini böyle tanıdıkça diyorum ki ne CHP'ler var, ne öğrencilerimiz varmış. Yani biz böyle sanki üniversitede lisans öğrencileri anlatır gibi değilmiş yani iş. Dediğim gibi bir kere daha burada anlamış oldum. Bundan sonraki anlatacağım ders, eğer Muammer Hoca ile anlaşırsak, bu İstanbul Sözleşmesi var galiba. O sözleşmenin öncesinde veya sonrasında insan hakları ile ilgili bu LGBTİ dediğimiz konuyu düşünebilirim diye burada söylemiş olayım. Muammer Hocam da galiba katılımcı. Değerlendiririz ileride diye de söylemiş olayım. Tabii olabilir. Olabilir Nihat Hocam. Tamam. Tamam Muammer Hocam. Herkesin önünde sözü aldık. Herkesin önünde. Tamam. Tamam. Ayarlar tamam. Sayın Hocam. Saygılar. Sağ olun. İyi ki varsınız, sizin sayenizde hakikaten bu cevherleri tanıyoruz. Bu cevherler sizin sayenizde kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Kendilerinden çok mutlular. Biz evet. Bir ve üç dördü gördüğümüz için beden dillerindeki değişimleri de çok güzel fark ediyoruz. Sanırım hakikaten hiç abartı falan değil bu. Sizin burada çok büyük emeğiniz var. Kutlarım bir kere daha. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hep birlikte, hep birlikte. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Başka sorusu ya da görüşü olan var mı acaba? Varsa eğer mikrofonunu açabilir. Sanıyorum yok hocam. Hı hı. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederiz. Bu arada Perşembe günleri öğrenci sunumu günlerimiz. Bugün Berin hocamız bizimleydi. Sizler de önümüzdeki hafta Perşembe günleri herhangi bir konuda sunum yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan özelden yazabilirsiniz. Bir sunum hazırlayabiliriz. Teknik olarak slide vesaire o konularda ben yardımcı olabilirim. Herkese katılımı için teşekkürler. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yayını kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar.